Neden bu son? Ne anlamı var sizin için? Ya biz bu grup ismini bulmadan önce oturduk hani coğrafya teriminden yola çıkarak yani. Matematik teriminden yola çıktık bulamadık, edebiyattan çıktık bulamadık. En son coğrafya teriminden bulduk. Bütün terimleri dolaştı, sonra coğrafyada karar kıldınız. Evet, aynen öyle. Peki o zaman sizden keyifli bir gösteri bekliyoruz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Jüriye kendinizi gösterin. Başarılar. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. İsminiz? Yunus. Yunus. Yunus, bize şarkı söyleyeceksiniz, evet. Anladığımız kadarıyla. Rock müzik yapacağız size bu akşam. Tamam, bekliyoruz. Yaşamak isterdim. Yalanların aktığı bir yerde susamak isterdim. Senin olmadığın ülkelerde yaşlanmak isterdim. Zamanının olmadığı bir günde buluşmak isterdim. Bana bu yere vize verecek kişi çok, 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 çok. Seni bana hep rezil edecek kişi çok, çok. Son 2, 3, 4 Bodrum'a da gittik beraber ve İstanbul'da da yaşadık. Sorun şehirlerde değildi, biz tam yalandık. Senle ben en yoktan zamandık. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ali abi senle başlayalım. Ben evet diyorum. Teşekkürler. Ben hayır diyorum. Ben de Ali ile aynı fikirdeyim. Buraya gelmiş olmanız, kendinize değer vermiş olmanız da benim hoşuma gitti. Ama ama evet diyorum. Teşekkürler, çok sağ olun. İki evetle uğurluyoruz. Tebrikler arkadaşlar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, bu akşam İpeksiz Siz Türkiye için İstanbul'dayız. Bu ilk turdaki son programımız. Yeteneklerimiz gelecek, yine yeteneklerini sergileyecekler ve sizlerden alkış almaya çalışacaklar. Hemen jürimizi çağırıyorum ve programımıza başlıyoruz. Alkışlarınızla Hülya Avşar geliyor. Tabii ki jürimizin olmazsa olmazı Ali Taran geliyor. Alkışlarınızla Türkiye'nin yetenekleri geliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen nereden geliyorsun? Almanya'dan geliyorum, Gelsenkirchen'den. Ne iş yapıyorsun? Ben staj yapıyorum şimdilik, yani iki aydan beri. Ne stajı bu? Bu demirle ilgili, yani kalorifer, kalorifer evet. Kalorifer stajı yapıyorsun? Evet. Yani nasıl yakacağını mı öğreniyorsun, anlamadım. Yok, tamir falan oluyor ya. Kalorifer tamiri? Evet. Kaç yaşındasın sen? 17.
17 yaşında kalorifer tamir kursuna mı gidiyorsun? Kurs değil, staj ya. Ya evet anlamında, Almanca yağ mı? Yok, aslında öyle konuşmuyorum da burada biraz heyecanlıyım o yüzden. Anladım. Annem baban ne iş yapıyor? Annem tam olarak bilmiyorum ne yapıyor ama... Ne? Hiç sormadın mı? Yok, bir şeyler orada... Sen buraya kimle geldin? Babamla geldim. Babanla geldin? Evet. Yolda keşke sorsaydın babaannem ne iş yapıyor diye. İsim neydi senin? Emre Gür. Baban ne iş yapıyor desem ne dersin? Babam demir yolda çalışıyor. Hızlı tren mi? Herhalde. Öyle mi? Babam bir uzansın şuradan. Merhaba. Hanımefendi ne iş yapıyor? Tekstil işinde çalışıyor. Tekstil işinde çalışıyor. Evet. Emre, annen tekstil işinde çalışıyormuş. Tamam. Tamam, sen dans edeceksin galiba. Evet. Hadi tamam. Bekliyoruz. Tamam. Tectonic. Tek başına evet başarılısın, dansa da yatkınsın, yeteneğin olduğunu da görüyorum. Ama bir yetersizlik de var. Oylama geçelim Ali abi. Ben hayır diyorum. Ben evet diyorum. Evet diyorum. Bence Emre sen seneye grubunla gel. Ben de hayır diyorum. Seni iki hayırla uğurluyoruz. Hoşçakalın. İyi günler. İyi akşamlar.
Tanıyalım, grubun adı ne? Grubun adı Amra. Biz gördüğünüz gibi ufak yaştan en büyük yaşa kadar kültürümüzü yaşatmak için bu dansı yapıyoruz. Bu platforma da bir nebze bunun için çıktık. Gördüğünüz bütün arkadaşlarım Kafkas göçmenidir. Oylamaya başlayalım Ali abi. Ben hayır diyorum. Teşekkür ederiz her şey için. Ben de hayır diyorum. Teşekkür ederiz. İnşallah yine görüşürüz diyerek ben de hayır diyorum. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım sizi. Serdar Işık, İzmir'den katılıyorum. Senaryo yazıyorum boş zamanlarımda. Resim işiyle uğraşıyorum. Bu akşam ne yapacaksınız? Moda tasarımı yapıyorum. Bu akşam kum sanatı üzerine püskürtme şenlik yapacağım. Buyurun, bekliyoruz. Hülya? Yani buna hayır demek mümkün değil. Evet. Buyurun. Acun Bey. Bir yetenek var, farklı bir düşünce eğer var. Eğer ikinci aşama olursa daha değişik sistemler var. Onlara yani yer. Ama Serdar çok, Bey. Çok ilginç olacak. Tamam, o kadar sakin konuşuyorsunuz ki sizin yani yarı finale gidecek bir enerji bulamıyorum sizde ben. Hayır, çok süper oldu. İstiyor musunuz siz yarı finale gitmek? Türkiye değil, bütün dünya şaşırdı. Tamam ama yani böyle biraz sakin geldiniz fazla. Siz çok kapalı ortamda mı çalıştınız? Evet, o da. Hayır, bütün dünya ne dediniz? İkinci aşamayı diyorum. Eğer bu aşamayı atlatırsam ikinci şekilde enteresan bir şeyler çıkacak yani. Siz de hayret edeceksiniz. Peki oylamaya geçelim Ali abi. Ben hayır diyorum. Ben evet diyorum. Ben de evet diyorum. İki evetle uğurlu olsun.
yapacaksınız? İlginç bir pantolonunuz var. Bir bataristi canlandıracağım komedi olarak. Evet. İlginç. Evet, bayağı ilginç. Biri bataristi canlandırmamıştı daha önce. Yani bateri çalan bir adamı biraz komik halde göstereceğim. Peki, biz de o zaman ilgili izleyeceğiz sizi. Tamam, çok teşekkürler. Sağ olun. Başarılar. Tarkan. Tarkan, nereden geliyorsun? Antalya. Ne iş yapıyorsun Tarkan? Animasyon. Bu Courtemanche değil mi? Evet, kesinlikle. Courtemanche'ın şeyi. Ben aslını bildiğim için biraz da o gözle baktım. Acaba onun kadar ya da ona benzer bir şekilde yapabiliyor musun diye. İmkanı yok. Yani sadece yanılıyor muyum diye sordum. Yok, kesinlikle tamam. İmkanı yok çünkü çok iyi kendisi. Ali abi, ölüme içelim. Ben hayır diyorum. Teşekkürler. Evet diyorum. Teşekkürler, sağ olun. Ben de hayır diyorum. Teşekkürler, ayağına sağ sağlık. Olun. İki hayırla uğurluyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Kubilay, rapçiler o kadar çok ki herkes kendi bestesini yapıyor, herkes geliyor. Sizin farkınız ne diğerlerinden? Önemli olan iyi olmak. Biz de onu başarmaya çalışıyoruz. Çok iddialısın. Bilmiyorum, sadece biraz güveniyoruz kendimize. Bu konuşma onu gösterdi. Güveniyoruz kendimize sadece. Kendinize güveniyorsunuz. Evet. Peki, o zaman sahne sizin. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım hemen. Ben Kubilay Sandık. Muhammed Ali Bektaş. Konya'dan geliyoruz. Öğrenciyiz. Ne yapacaksınız bu akşam? R&B. Kendimize ait bir parçamız var. Kendinize ait? Evet. Çok söz güzel. Müzik. Tamam, bekliyoruz. Onu söyleyeceğiz. Tamam. Hadi başarılı. Hey boy! Na 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 na. Okay. Yanıma gel yarın, sensiz olmaz. Kapanış okularını kimse duymaz. Derdime derman bulamadım ben, yine sen olmayınca. Hey hey hey. Yeni jenerasyondan yeni bir devrim olsun. Gözler donsun, baka kalsın. Hiç kimse duymadı böylesini. Atarız kurmaca rapleri. Başlatalım o zaman.
kızlar dönsün kıvrak danslardan. Sözler oynar Leyla Mecnun olmuş millet dilleri manşet bu sefer. Elimize koz geçti şantajı rapleri döktük. Televizyonda aptallık boy gösterir yapılan işler bir yerde söndü. Söndürdük yolumuzu aldık yolumuza yol kattık. Aklınız fikriniz hep vardı ama nedense sonuçlarımıza hep var saçmalığı. Yanıma gel yarim sensiz olmaz. Kapalı şıkınlarımı kimse duymaz. Derdime derman bulamadım ben. Yine sen olmayınca her şey yolunda. Kalkma tahtımda. Vazgeç bu işten. Son kez söylüyorum. Hey, İstanbul! Okay, yeah! Gel yarim, sensiz olmaz. Kafa ışıklarını kimse duymaz. Derdime derman bulamadım ben. Yine sen olmayınca. Hadi bakalım başlıyoruz güzelim flow'um baya bir aksak. Sınırımı genişledim bölgeme giriş kesinlikle yasak. Hip hop the tat is the best music. Kubilay Spex 2011. İstanbul. Ben açıkçası şarkının içerisindeki melodileri çok beğendim. Teşekkürler. Sağ olun. Bayağı bir şey yapılmış. Bayağı bir şey, farklı bir şey yapılmış anladığım kadarıyla. Seslerde biraz problem var. Yani özellikle Kubilay sen çok böyle hırt hırt söylüyorsun. Biraz daha böyle eğitim mi alacaksın, ne yapacaksın? Daha mı böyle yumuşatacaksın, bir şey yapacaksın yani? Muhammed Ali daha mesela... müzikle uyum sağlayarak söylediğini düşünüyorum. Ben tabii senin sesin daha böyle küt küt geliyor. Ya yumuşatman lazım. Biraz söyleyiş şeklinde değiştirirsen şarkı bence çok güzel. Yani şu halinizi başarılı buluyorum. Buldum. Teşekkürler. Sağ olun. Peki oylama geçelim Ali abi. Ben hayır diyorum. Ben evet diyorum. Teşekkürler. Arkadaşlar sizden bir beste daha bekliyorum. Şarkı çünkü kendinizin kulağa hoş gelen, ilk duyduğumda beğendiğim bir şarkı oldu. O yüzden şarkı sizin olduğu için bir beste hakkı daha veriyorum. Ben de evet diyorum, iki evet oldu. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Gökalp. Evet. Çok sakin, biraz da asabi gözüküyor. Yok asabi değilim ya gayet. Heyecan var biraz. Biraz heyecan var. Onu gizlemeye çalışıyorum işte konsantre olup. O yüzden sakin görünmeye çalışıyorum. Peki ne yapacaksın? İşte kendi bestelerimi falan söyleyeceğim. Kendi bestelerim var. Kendi bestem var. 3 albüm olacak kadar çıktı. Ayrıca de işte 3-4 dakikada falan bir beste yazabiliyorum yani. 10 dakikada 3-4 tane beste. Peki. Çok rahat çıkıyor yani. O zaman sahneye çık ve bestelerini herkese tamam. Söyle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tanıyorum seni. Gökalp. Gökalp, kendine güven var. Yani biraz heyecan var ama... Yok geçer o. Nereden geliyorsun? İstanbul'dan. İstanbul'dan? Neresinden? Başakşehir. Peki ne yapacaksın? Kendi bestelerimi söyleyeceğim önce iki tane. Özellikle ikincisi bayağı güzel. Hareketli özellikle nakarat kısmı. Öyle yani. Tamam Gökalp. Bir de kendim hani 2-3 dakikada bir... Yani 2-3 dakika içinde bir beste yapabiliyorum. Güzel böyle aldım hani... Konuyla beraber veya kendi duygularımla beraber. Süper. 3 albüm olacak kadar bestem de oldu. Buyur sahne senin. Çok sevdim, çok aşık oldum. Senin yüzünden dillere düştüm. O güzel yüzün hiç çıkmıyor aklımdan. Seninle gidelim buralardan.
İnanın dur demek olmaz. Güzel yüzün aklımdan çıkmaz. Senin kören olayım güzelim. Yeter ki sev. Ben öleyim, inadına dur demek olmaz. Güzel yüzün aklımdan çıkmaz. Senin kölen olayım bebeğim. Yeter ki sev, ben öleyim. İnadına dur demek olmaz. Güzel yüzün aklımdan çıkmaz. Senin kölen olayım bebeğim. Yeter ki sev, ben öleyim. Oyunculuk yapıyor bak. Abi, abi gelme. Karabasanlar gelmeyin, gelmeyin. Üzerime abi, abi gelme. Vallahi abi gelmeyin. Artırmamı sağdı. Gelmeyin, gelmeyin. Abi yapmayın. Yapmayın. Ne yapacağım ben şimdi? Anne. 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 Oh. Oh. Rüyaymış ya. Oh. Dıt, dıt. Alo. Aşkım, canım. Nasılsın sevgilim? Bir tanem. Seni bekliyorum. Çok geç kaldın. Ha, geliyor musun? Camda mısın? Hemen koşayım oraya. Ha, aşkım, gel. Karşıdan karşıya geçer. Dikkat et. Ambulans yok mu? Ambulans! Ambulans nerede? Aşkıma bir tane araba çarptı, ambulans! Yaşıyor ya, ambulans. Abi yaşıyor. Ambulans çağırın! Ambulans çağırın! Kalbim kırık, yüreğim ağlar. Senin yokluğun kalbimi dağlar. Bu can sensiz, söyle nasıl yaşar? Seviyorum seni, anla artık yar. Niye çekip gittin, beni mahvettin? Sensiz ne haldeyim, beni hiç görmedin. Bana geri dönmeni sabırla beklerim. Canım benim, bir tanem bebeğim. Canım benim, bir tanem bebeğim. On numara sen gel buraya, ayrılmasın elimiz, kenetlensin daima. On numara sen gel buraya, ayrılmasın elimiz, kenetlensin daima. Kalbim yakıyor, yüreğim acıyor. Sensizlik beni deli ediyor. Sensizlik beni deli ediyor. Gökhan, sen ne iş yapıyorsun? Matematik öğretmeniyim. Hatta şu anda öğrencilerimden biri beni izlemeye gelmiş. Biliyorlar mı senin neler yapacağını? Biliyorlar, onlara da zaten göstermiştim. Ha. Gelmeden önce. Aynen onlara da yaptım. Ne dediler? Ne dediler? Yani heyecanlı bir şekilde bekliyorlardı çıkmamı buraya. Bunları gösterdin onlara, onlar ne dediler? Bir daha gelme mi dediler? Bayağı memnun kaldılar. Zaten ha. Dershanede falan hani öğrenci potansiyeli falan, ben askerden yeni geldim. Evet. Hani öğrenci mi yok orada dersen? 3 hafta dinlenme süresinde ben zar zor aldım yani. Bana 2 hafta dinlen hemen başla dediler. Çünkü hani bir de yeni bir şube daha açtık. Tepe üstündeydim, Çekmece'deydim. Sefaköy'de bir şube daha açtık. Sefaköy'deki şubeden de, tepe üstündeki şubeden de bir an önce gel diye baskı yapıyorlar yani. Öğrenciler üzerinden yoğun istek varmış. Peki oylamaya geçelim isterseniz. Ben hayır diyorum. Ben de hayır diyorum. Gökalp, ben de hayır diyorum. Seni 3 hayırla uğurluyoruz. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Yeah.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen tanıyalım sizi. Grubumuzun adı Mosquito. Mosquito. Mert Avcı gitar vokal. Davulda Sinan Kutlay. Basta Niyaz Yünel. Cover çalacağız. I Will Survive adlı şarkıyı. Öyle mi? Bekliyoruz. First I was afraid, now I'm specified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking, have you done me wrong? I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walk in to find you here without that look upon your face. I should have changed my stupid lock. I would have made you leave your key to find a note for just one second. You'll be back to bother me. Oh, now go walk. I just turn around. Now you're not try to break me with desire. Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? You're not I. I will survive. As long as I do, I know I'll be alive. I've got all my love to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Bir kere çaldığınız ton, söylediğin ton çok ayrı. Mert, bunun farkında değil misin? Değilim. Nasıl değilsin? Biliyorum, daha bir biz punk çalan bir grubuz da normalde. Sırf bu yarışma için biraz daha hafif bir şey çaldık. O yüzden hafifleşememişiz demek ki daha fazla. Madem asıl şeyiniz punk, keşke onu yapsaydınız. Mesela çok az çalacağınız bir yarım 30 saniye var mı bize? God save the queen. The fascist regime. The major of my run. Potential hash bomb. God save the queen. She ain't no human being. There is no future in England's remit. Don't be telling us what you are they. Don't be telling us what you need. It's no future, no future, no future for you. God save the queen. Teşekkürler. Arada yani %100 bir fark oluştu bir anda. Bambaşka evet. Bir şey oldu. Mesela buradaki uyum da dört dörtlüktü. İyi ki Acun bunu size çaldırdı. Yoksa kesinlikle evet demem mümkün değildi ama şimdi neredeyse Yıldızlı'ya yakın bir evet diyorum yani. Teşekkürler. Keşke punk yapsaydınız dedim, ben dedim değil mi? Evet. He? Evet. Ben de evet diyorum. Teşekkürler. Ben de evet diyorum, üç evetle oluyorsun. Sen? 5,5. Çok tatlısın. Ruj da sürmüşsün.
Annem sürdü. Annen sürdü. Sen peki ne yapacaksın? Piyano çalacağım. 5 yaşında piyano çalıyorsun. Çok güzel. Başarılar diliyorum sana. Öpeyim mi seni? Öteki yolu. Ay! 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 Önce öpmem lazım. Önce öpmem lazım. Hoş geldin. Ay, ben anlıyorum. Gel 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 sen. Gel gel gel. Gel biraz daha gel. Tamam. Ne oldu sana? Adın ne? Tunay. Sen kaç yaşındasın? 5,5. 5,5. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Hangi okul? Hatırlayamıyorum tam. Anaokulu ama değil mi? Anaokulu. Anaokulu. Ana sınıfı. Allah'ım. Sen heyecanlı mısın? Evet. Geçer şimdi birazdan, hiç korkma. Tamam mı? Bir dakika, bir şey sormak istiyorum. Annen mi istedi senin bu yarışmaya katılmanı? Ya beni... Ben bir kere bir sahneye çıkmıştım. İki tane parça çaldım. Ondan sonra beni göndermediler ama birisi göndermiş beni buraya. Ay! Ay! Sıracağım. Kendimi iyi hissetmiyorum. İnan kendimi iyi hissetmiyorum şu anda. Seni alıp mıncıklamam lazım. Peki. Ay! Allah bağışlasın. Peki, birisi seni gönderdi. Kim gönderdi bilmiyorsun, öyle mi? Annenle mi geldin? Evet. Ne yapacaksın burada? Piyano çalacağım. Sonra ne olacak? Tam hatırlıyorum. Tam hatırlamıyorum ama diyor. Hayır, burada sen seyrettin mi bizim programı? Seyrettim. Ne yapıyoruz biz genelde? İnsanlar bir şeyler yaptıktan sonra? Evet, hayır diyoruz değil mi? Peki. Annen ne iş yapıyor senin? Ben tam söylemişti ama ben hatırlayamıyorum şimdi bunu da. Bunu da. Peki. Allah bağışlasın. İşe gidiyor mu annen işe? Başka bir şey. Gitmiyor. Babam gidiyor. Bak. Annem üniversite öğretmeni, baba da işe gidiyor, o kadar. Kardeşin var mı? Kardeşim yok, abim var. Kaç yaşında abin? 10. 10. İyi mi aranız abinle? Abim bazen bana kızıyor ama yani bir kere eskiden abim bana kızmıştı arabada. Niye kızdı? Ağzım sulandı. Çünkü bir kere bana o başlattı kızdırmayı. Ondan sonra biz onunla kavga ettik arabada. Sonra sana kızdı mı o? Evet, bağırdı. Bağırdı. Ha. Sonra barıştınız ama değil mi? Hayır. Ben çok kızıyor abim. Aa! Bak sen. Tam olarak abimden büyük gibi gözüküyorum çünkü yetenekliyim. Çok kıyım. Mümkün değil. Dayanamayacağım. Şuralarını ısırıyor mu annen? Şuralarını bak, şuralarını. Şey. Şuralarını. Şuralarını ısırıyor mu annen? Ya. Bir şey diyorum, sen abinden daha mı yeteneklisin? Piyano çalmak nereden geldi aklına? Çalmak istedin? İki parçalarımın adını söyleyeceğim. İlk önce ben Devişlerin Dansı'nı çalacağım. Moskova Geceli çalacağım. Nasebekov'u çalacağım. Aferin. Tamam. Hadi çal bakalım.
Bak nasıl mikrofonu istiyor lan. Tunay, aferin sana. Çok güzel çaldın. Geleceğin piyanisti gibisin. İyi çaldın mı? Evet. Hülya? bence başarılı, yani gelecekte başarılı olacak diye düşünüyorum. Kaç parça çalıyorsun Tunay? Bir sürü parça çaldım ben. 2 yaşındayken daha yeni bir parça öğreniyordum. Annem öğretiyordu. 1 yaşında ne çalmaya başladın? Bir şey çalamıyordum ki. Öyle mi? Ben şimdi çok uzman değilim. Bu yaş için iyi çalıyor diye hissediyorum ama o hissimi doğrulamam lazım. Yok, bizim yani bir şey söyleyecek şeyimiz yok. Sen yeteneklisin değil mi? Evet. Bak. Biz bir şey... Bize pek bir laf düşmüyor. Vallahi 5,5 yaşında buraya bizim karşımıza bu kadar kalabalığın karşısına çıkan çocuk bir kere her şeyden önce oradan yeteneğini gösteriyor. Yani ben başarılı buluyorum. Ben bu yaşta yetenekli görüyorum bu çocuğu. 5,5 yaşında ayakları yere değmiyor. Tamam, bu yaşına göre yetenekli evet. Ama duyduğumuz şey için biraz daha derin konuşmak lazım. O zaman şöyle yapalım. Tunay gitsin annesinin yanına. Çok teşekkür edelim. Biz sonra bildirelim. Bence de. Olur mu Tunay? Biz tamam. Bir düşünmek zorundayız çünkü. Biz düşünüp karar vereceğiz, tamam mı sonra? Seni alkışlıyoruz, sen çok güzel çaldın. Hadi annene. Bravo. Bravo. Bugün gösteriler yapacağım. Hı hı. Yani kendi yeteneklerimle ilgili. Fiziksel oyunlar. Sizin yeteneğiniz nedir? Fiziksel oyunlar. Üzerine. Fiziksel oyunlar derken açabilir miyiz? Yani biraz? Denge üzerine yapacağım. Denge bu üzerine. Bölümde, evet. Siz mi dengede duracaksınız böyle bir yerde falan? O tarz ellerim. Bir şey mi? Ellerinizle. Evet. Peki ilginç bir gösteri olacak. İlginç bir gösteri olacak. Peki biz de sizi merakla izleyelim o zaman. İnşallah 3 evet getiririm size. İnşallah bekliyorum. Teşekkürler. Tamam. Rica ederim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım sizi. Muğla Fethiye'de katılıyorum. Muğla Fethiye. Evet. O tarafta da seçmemiz vardı ama yetişemediniz herhalde. Biraz geç müracaat etmişim. Geç olsun ama güç olmasın. Teşekkürler. İsim var mı isim? İsim Cengiz Kolak. Cengiz Bey. Evet. Cengiz Bey ne iş yapıyorsunuz? Emekliyim. Yani sınıf öğretmeniydim. Ne yapacaksınız bu akşam? Şimdi ben fiziksel oyunlar yapacağım. Yani kendi ürettiğim. Deney mi? Evet, deneyler diyelim. Patlayıcı bir şey yok değil mi? Herhalde patlamaz. Hababam sınıfı olmuyor mu? Siz bir şey mi icat edeceksiniz? Evet, etmiştim. Bakalım bunu benim yaptığım icatlar başka birileri yapabilecek mi? Onu aramak istiyorum. İlk defa mı göreceğiz? Evet. Yani hiç şimdiye kadar yapan çıkmadı. Siz nasıl keşfettiniz? Merakımdan. Merakınızdan. Evet. Biz de meraklıyız şu anda. Oldu. Buyurun, sizi bekliyoruz. Peki. Şimdi birinci oyunumda bir tane çiv var dikili. Yani bu herhangi bir yere dikebiliriz. Sorum şu, 6 tane çiv veriyorum. Bu 6 tane çiviyi bu çivin üzerinde durduracağız. Yani bir yapıştırmadan değil mi? Yok, yapıştırmadım. Çivileri birbirine bağlamayacağız yani. Evet. Hocam zaten bu hiçbirimiz yapamayız değil mi biz? Vallahi güvene varsa gelsin diyorum. Bu kim yapabilir ki yani? Zaten kimse yapamaz yani. Evet. Bilmem salonda var mı yapabilir? Yapabilirim diyen var mı? Efendim? Batırabiliyor muyuz diye soruyor. Hayır, batırmıyoruz. Batırmıyoruz. Yapabilirim diyen var mı? Arkadaşımız varmış, geç. Buyurun.
Limonda mıknatıs var mı diye soruyorlar. Limonda bir sorun yok. Herhangi başka bir şey de yapabilirim. Çiviyi çakmak kolay olduğu için bu şekilde yaptım. İsim ne senin? Yakup. Masanın üstünde olacak. Olmaz bu şekilde. Yakup, sen ne düşündün de geldin buraya? Buna benzer kürdan ve çatalla yapılan bir denge oyunu var da ona benzeterekten geldim. Hani ona bir şey görüyorum, evet, şu anda. İkinci oyunda onu yapacağım. Ha, onu yapacaksınız sanırım. Ben ona bağlantı olarak geldim de yapamadım. Teşekkür ediyoruz, alkışlıyoruz. Yapabilir miyim? Yapın hocam. Daha yakından gösterebilirim. Bunu niye icat ettiniz? Yani nereden geldi aklınıza? Biraz bu işlere merakım vardır. Yani bütün fizik oyunlarına. Anladım. 15 tane oyunum var yani buna benzer. Peki ikinci oyuna geçelim. Evet. Şimdi de kaşık ve çatalımızı, evet, kibrit çöpünün üzerinde durduruyoruz. Tabii bardağın üzerinde konacak şekilde. Şunu şey yapayım. Kaşık ve çatal hiçbir zaman bardağa dokunmuyor. Yani üzerine değmiyor bardağa. Ben kibriti yakıyorum. Yani düşmeyeceğini tahmin ediyorum. Bir aksilik çıkmazsa tabii. Evet, yandı. Kibritim söndü. Yani %90 yaktığım zaman düşmüyor. Bazı bir aksilikler oluyor. Düşebiliyor tabii. Enteresan. Evet. Şimdi bu parayı hiçbir yerine dokunmadan, yani bardak olsun, para olsun filan, bu parayı bardağın içine düşüreceğiz. Dokunmak yok. Peki, dokunmadan derken üfleyebiliyor muyuz? Evet, Hülya Hanım'dan işaret aldım, üflüyoruz ama neresinden? Tek şey o galiba. Alttan. Doğru yerden mi üfledim? Yani doğru yeri mi evet keşfettim? Evet, güzel. Alttan üflediğin zaman? Tabii. Göstereyim mi? Tamam, gösterelim. Bu alkışları Hülya Hanım için yapın. O bildi çünkü. Peki. Var mı başka? Bir tane daha göstereyim isterseniz. Tamam. Şimdi bu limon. Burada da balonumuz var. Bu balonu ben şişireceğim şimdi. O da üfleyerek. Onu çalkalayarak. Onu ben çalkalıyorum. Yeter mi? Şimdi ben bunu bir büyü yapacağım. Ve şey olacak. Evet, balonu şişmeye başlıyor. Yani bir müddet. Yine Ali'nin dediği gibi çalkalayarak oldu bu iş. Hayır, sırrı var. Anladım da yani o onun asidiyle, limonun asidiyle çalkaladığınız zaman şişti işte. Ne asit mi ne uydurdun mu? Bu sefer
Bu sefer kaybettiniz. Çalkaladım, önünüzde çalkaladım. Şişmedi. Bir sırrı ama var. Ama hemen şişmiyor, yavaş yavaş şişiyor. Hayır değil. İşte bir sırrı var. Açıklamama gerek var mı? Limonun içinde başka bir şey yoksa? Var. Ha, evet. Bir şey var yani o zaman. Karbonat. Karbonat vardı. Ben bunu gizlemek için, bu biraz sihirbazlar geçti ama balonun içine kattım. Dikkat ettiyseniz hızlıca içine döktüm. Dikkat etmedik ama. Evet. Yani bunun sırrı buydu. Tamam, teşekkür ederiz. Evet. Yani sınır öğreniniz, ben bu gösteriyi bir daha bir yerde yapamam tabii. Var mı hocam başka? Ali Bey isterse devam edeceğim. Bir tane daha, benim için bir tane daha. Ben merak ettim. Toplu iğneyi suyun üzerinde yüzdürmek istiyorum. Tamam. Acaba toplu iğne suyun üzerinde yüzer mi? Yüzer. Yüzmez. Buyurun, sizi bekliyorum yüzdürmek için. Hayır. Ama bu Arşimet kanunu değil mi? Zaten herkes biliyor. Zaten bana da Arşimet diyorlar. Size Arşimet mi evet, diyorlar? Evet, öyle diyorlar. Yani gizledim lakabım ama duymuş oldunuz. Ben de bu programda ilk defa Arşimet'e hayır demiş olacağım. Hayırı tarihe geçeceğim. Hayırı bekleyelim zaten. Ali abi, zamanında senin gibiler yüzünden zaten. Arşimet çıkamamış ortaya. Ali Bey'e korkumdan bu zamana kaldım. Estağfurullah. Kazanamam diye. Yine de cesaret ettim, geldim. Tamam. Şimdi elimde bir top iğne var. Bu top iğneyi bu suyun üzerinde yüzdürmek istiyorum. Ataştan da yapılabilir. Tamam. Ama ben top iğne elde edeyim. Bu daha zor tabii. Tamam. Şimdi elimde bir kağıt görürsem ama bu kağıdı biraz sonra alacağım ben. Tamam. Kübra gelsene Kübra. Bir gelse anlat ne oluyor. O şey mi? Evet, toplu iğneyi suyun üzerine yüzdürecek. Toplu iğneyi suyun evet. Üstüne yüzdürüyor. Kübra Hanım şahidimdir. Ne oldu? Toplu iğneyi suyun üstüne yüzdürüyor şu anda. Şu anda yüzüyor mu? Evet. Kameranı izleyebilirsiniz. Üste gidiyor. Yüzüyor. Tamam, teşekkür ederiz. Rica ederim. Nasıl yüzüyor hocam? Onu bir anlatın bize. Şimdi şöyle açıklayayım ben. Gemiler demirden yapılmıştır. Demir atsanız batar. Fakat içi çukur olunca... Anladım, tamam. Silindirik değil mi toplu iğne? Ondan ama dolayı değil mi? Ben çözdüm. Hayır, toplu iğne düz olmaz. Hayır, başta evet Ali abin dediği gibi. Silindirik olduğu için onu yavaşça başta, koymakla evet. Yaptınız değil şimdi, mi bunu? Evet. Hülya Hanım. Ben de diyorum ki mesela denge kuralları tamam. Evet. Zaten suyun kaldırma gücünü biliyoruz. Evet. Hani siz başka bir şey keşfettiniz gibi geldi bana. Peki oylama geçelim Ali abi. Ben hayır diyorum. Ah. Toplu iğne hala yüzüyor mu orada? Yüzüyor. Gelip bakabilirsiniz. Peki ben evet diyorum. Teşekkür ederim. Ben bir kere... Evet. Hocam şöyle düşünüyorum. Ortada bir yetenek var mı? Bence %100 var. Evet. Yani siz üst üste bilmeceleri kendiniz bulmanız bunları. Kendimi icat ettim. Tamam, bu size bir bak, yetenektir. Yani burada, salona sorduk, yapan çıkmadı. Tamam, evet. Bütün salonda burada 1200 tane üniversite öğrencisi, değerli üniversite öğrencisi bunu çözemiyorsa, siz yapıyorsanız bence halkın huzuruna sunulmanız lazım. Ben evet diyorum. Teşekkürler. İki evet de olmanız buyurun. Tamam, iyi akşamlar tekrar. Hoş bulduk.
Tanıyalım sizi. Ben Yiğit Beşli, 25 yaşındayım. Grubun adı? Yiğit Beşli. Aslında arkadaşlarım bana eşlik etmek için buradalar, müzisyen arkadaşlarım. Sen sana eşlik etsin diye 4 kişi mi getirdin? Soyadıma uysun diye. Sen Yiğit Beşlisin, grup da Beşli oldu böylece. Hı. Peki ne söyleyeceksiniz bu akşam? Michael Jackson'dan Billie Jean parçasını. Evet, sizi bekliyoruz. Çok zor bir kulvara girdin. Michael Jackson kulvarı, yeteneksizsiniz için. Çünkü biliyorsun bayağı bir Michael Jackson yorgunluğu var bizde ve seyircilerde. Ama gayet başarılıydı değil mi? Şimdi ben
şunu söylemek istiyorum. Hem bir sahne sanatçısı olarak hem bir sinema sanatçısı olarak. Bir insan ışığı vardır, ışığı. Sahnede durduğu zaman hiçbir şey yapmasa bile kendisine baktırır. Bu insanlar sahneye yakışırlar. Ne yapsalar da mutlaka alkışlarını alırlar. Çünkü o başka bir büyü. Tamamen seni toplu halde, yani bütün olarak çok yakıştırıyorum. Ve başarılı buluyorum. Çok teşekkür ederim. Peki o zaman oylamayı içelim Ali abi. Ben evet diyorum. Evet diyorum. Çok teşekkürler. Orkestra ile biraz daha kaynaşmanı dileyerek ben de evet diyorum. Çok teşekkür ederim. Oluyoruz. Görüşmek üzere. İkinciye çok iyi hazırlan. Ali, saçlar, kıyafet falan çok iyi olmuş. Japonya'dan gelmiş gibisin zaten. Ama evet. İsmin Ali. Hayır, ismim Ali Chan. Ali Chan mı ismin? Evet. Zaten buraya gelmeden evvel eşimle de biraz tartışmıştık. Ben şunu söylemek istiyorum. Eşimin bana destek olması gerekirken köstek oldu ama ben yine de onu çok seviyorum. Onun bana şans öpücüğü vermiş olduğunu hissediyorum. Ve böylelikle sahneye fırlıyorum. Bitti efendim, bu kadar. Animasyon yaptınız herhalde. Kendi tiplemelerim var onlardan. Bu bir benim Japonumdu, onu yapmak istedim. Tanıyorum sizi. İsmim Ali Yıldırım, Almanya Köln'den katılıyorum. O böyle G'yi mi falan dediğin nedir o? Efendim şimdi kılıcım keskin değil, onu da saçımla test etmeye çalışıyorum. O yüzden saç çekiyorum. O da bayağı bir canımı acıtıyor hissi vermeye çalışıyorum. O saçı çekerken de öyle bir dii ediyor. Hmm. Aynı şekilde de kılıcımı kış 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 yaparken bileylemiş gibi oluyorum. Kış kış kış. Evet. Ben hiçbir şey anlamamışım yani. Peki oylamaya geçelim Ali abi. Ben hayır diyorum. Teşekkür ederim. Mecburen hayır diyorum. Teşekkür ederim.
Uzun yoldan geldiniz, buraya kadar zahmet ettiniz. Ben de hayır diyorum. Teşekkür ederim. Tanıyalım seni. Sercan Özkan, İzmir Karşıyaka'dan katılıyorum. Sercan, ne yapacaksın? İskan Kart'ta illüzyon gösterisi yapacağım. Ama seyircilerden bir kişiyi davet etmek istiyorum. Seyircilerden bir kişi. Tamam, kim gitmek istiyor? Tamam, gel gel. Buradan geldi bayan. Alkışlıyoruz. Evet, ne yapacaksınız? Elimde bir deste kart var. İçinden bir tane kart seçmesini istiyorum. Al bu kartı, imzala. Adını da yaz. Seçtiği kart bu, maça 8. Maça 8, görüyoruz. Maça 8 aldım. Açar mısın elini? Bu maçı 8'e aldım. Diğer elinde kapatır mısın? Bir tane daha ben kart seçtim. Kupa 7. Bunu da çaprazlama imzaladım. Bunu da kapattım kupa 7'yi. Aldım. Maçı 8 buraya geldi. Yine bir tane kart seç ama bu sefer bana gösterme. Tamam. Aklını tuttunuz değil mi? Üste koy. İstediğin bir yerden kes. Tamam. Şu anda kartı ortada. İçinden iki tane as çıkaracağım. Birli. Birinci as, ikinci as. Bu aslardan bir tanesini aldım, diğerini de aldım. Açar mısın elini? Bu ikisini aldım, desteğe kapattım. Yine asları göstereyim. Birinci as, ikinci as. Bir tane kart belirdi. Bakalım onun kartı. Bir ara dur diyebilir miyiz? Dur. Al bu kartı. Bana söylemeyin, göstermeyin. Gösterin seyircilere. Tamam, evet. Seçtiği kart bu. Evet. Bu kartı ortaya koydum. Şifte attığım zaman üste gelecek. Elini açar mısın? Bu mu? Hayır. Maça bir değil. Maça biri kapattım. Aldım. Yırttım. Diğerini kapatır mısın? Seçtiği kart neydi onun? Daha demin gösterdim. Maça 4. Onun seçtiği kart maça 4'tü. Evet. Elinde maça 1 vardı yırtık. Maça 1 buraya geldi. Elini açar mısın? İsmin neydi senin? Gamze. Gamze, kağıt normal kağıt mı? Bak bakayım. Normal canım. Peki. Yine bir tane kart seç. Yine imzalı adını yaz. Bu sefer ismini yazıyor. Şu anda seçtiği kart kara bir. Bu karı biri aldım, kapattım. Ortaya koydum. Şu anda karı bir ortada. Yine şıklattığım zaman parmağım üzerine gelecek. Gelmedi. Bunu yine kapattım. Yine bu sefer sen şıklat. Geldi. Bu sefer bunu yumulttum. Yumuk kart burada.
enteresan geldi. Yani bir sürü kart oyunu gördüm ama bunlar biraz farklı geldi. Ali abi. Sercan, bu yaptığın şeyleri yaparken yani biraz daha kendini geliştirsen de bu konuyu biraz daha böyle bir şov haline getirsem yani diye düşünüyorum. Yoksa bunların hepsinin işte sorsan işte burasını böyle yapıyorum şöyle değil mi? İllüzyon dediğimiz zaten göz yanılması olduğu için yani senin o anlamda bunları da kendin bulmadığına göre yani. Değil mi? Senin yeteneğin bunu sunuş biçimin olması gerekir diye düşünüyorum. Orada bir biraz eksik görüyorum seni. Yani şu noktadayız. Şey gibisin, okulda arkadaşlarını anlatıyor gibisin. Ama doğru söylüyorum yani. Peki, Ali abi oylama geçelim. Ben hayır diyorum. Teşekkürler. Yani kesinlikle takdir seyircinin olmalı diye düşünüyorum ben. O yüzden ben evet diyorum. Teşekkürler. Ben de evet diyorum. Teşekkürler. Seni iki evetle uğurluyorum sosyal ağ. Sağ olun. Besteniz varmış. Evet. Adı da Eşekler Gibi Seviyorum. Eşekler Gibi Seviyorum. Siz birini çok mu sevdiniz? Böyle bir şarkı yazdınız. Bestecilere özel şey sorulmaz. Mutlaka etkilenmişlerdi bir yerden. Bir nedeni vardır diyorsunuz. Belki gördüğüm bir olaydan etkilendim. Ses geliyor. Ya affedersiniz ben bir yanlış anlamayla sözlü playback getirmişim. Şimdi onu kısarak verelim diyorlar. Fakat şarkı bir şeye benzemeyecek. Ben isterseniz bir kere şarkıyı sözlü playbackle okuyayım. Bir kere de çıplak sesle okuyayım. Bunu ben yaptım. Bestecisiyim, mesamlıyım. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Bu şovun bir parçası mı yoksa siz bir şey mi söylüyorsunuz? Size bunu diyorum. Böyle bir şey yapabilir miyiz? Yani sözlü playback dediğiniz... Şarkının şarkı okunmuşu, evet. O zaten şarkı oluyor. Şarkı oluyor. Ben şimdi yani. O şekilde bir kere okusam, arkadan da bir de çıplak tamam. Sesle okusam olur mu? Direkt çıplak sesle okuyun. Okuyayım. Sen benim... Güzelim değil misin? Ben senin özelin değil miyim? Her gün gülersin sen inatla. Her gün gülersin sen inatla. Yoksa sen beni öldürecek misin? Senden nefret ediyorum. Diyemiyorum, diyemiyorum. Tuzağına düştüm gözlerinin. Eşekler gibi seviyorum. Şimdi de playback'i verir miyiz baştan yüksek sesle? Eşekler gibi seviyorum. Senden nefret ediyorum.
gelirse konuşursun, bana gelince sus pus. Gözlerim kan çağrı, adım oldu uykusuz. Her gece konuşursun, bana gelince sus pus. Gözlerim kan çağrı, adım oldu uykusuz. Ben senin tuzağındayım, ben senin tuzağındayım. Sense benim uzağımdasın. Teşekkür ediyorum. Oh. Rüyamdaki gibi oldu. Dün geceki rüyamda sizlerle böyle tanıştık. İsim neydi? Erol Aykan. Erol Bey, nereden evet. geliyorsunuz? Eskişehir'den efendim. Eskişehir'den? Evet. Size çiğberekler, kalmak sulara getirdim Eskişehir'den. Ne iş yapıyorsunuz? Emekli öğretmen, müzik öğretmenim, işitme engeller öğretmeni. Sahnelerde de 45 sene kadar müzik yapıyorum. Bir sürü hobim var. Uçurtma yapıyorum, resim yapıyorum, paten yapıyorum, fotoğrafçılık, klip, kendi kliplerimi A'dan Z'ye hepsini kendim çekiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür. Bütün bu müzik işlerini bırakmıştım bir gün. Gazeteyi de şöyle orgun üzerine bıraktım. Ve dedim ben bir daha org kayıt yapmıyorum. Katladığım gazete benim, eşim yapmaz. Orada şöyle bir yazı efendim. Asla vazgeçmeyeceksin. 31 yaşında işini kaybetti. 32 yaşında hukuk kavgasını kaybetti. 34 yaşında işini tekrar batırdı. 35 yaşında geldiğinde çocukluk aşkı öldü filan filan. Sonunda 60 yaşında Amerika başkanlığına seçildi. Onun ismi Abraham Lincoln'du. Asla vazgeçmedi. Ben de öyle yapmaya çalıştım. Bugün bu sahneyi yaşadım ya. Yeter. Allah'a şükürler olsun. Evet efendim. Gerisi boynum kazanınca. Sizlerin takdiri ne ise hiç kırılmam, şey yapmam çünkü sizler büyük insanlarsınız. Estağfurullah. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Siz kendinizce, yani sizce aslında hani bizim evet dememiz mi gerekiyor? Hayır. Onu beklemiyorum. Ben şunu gördüm ya. Yeterli oldu. İnanın. Peki. Oylamaya geçelim Ali abi. Ben hayır diyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de hayır diyorum. Ayağınıza sağlık. Ben de hayır diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Jüriye bir alkış benim için. Bir alkış. Kendi ritimlerimle pitbox yapacağım flütle beraber. Flütle beraber zor olmuyor mu peki? Yok, benim için değil. Bu kadar iyiyim diyorsun, evet. İddialısın yani. Bir senedir yapıyoruz artık. Kendine çok güveniyorsun belli. Evet, bir de normal yapacağım. Şey, flütü bırakıp, o da güzel olacak. Peki, başarılar diliyorum sana. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş buldum. İsim? Doğukan. Doğukan nereden geliyorsun? İstanbul'dan katılıyorum. Hangi okul? Pilo Cengiz Topel İlköğretim Okulu. Kaç yaşındasın? 12. Ne yapacaksın? Ben flüt çalacağım ama kendimce de bir sürpriz ekleyeceğim ona. Tamam, bekliyoruz.
yaparken flütü düşünmüş olman, flütle beatbox yapıyor olman kim bilir daha neler çıkartırsın sen. Evet. Ha? Allah izin verirse ikinci dura geçersem başka bir şey kullanacağım. Darbuka ile flüt yapacağım bu sefer. Oo. Bence çok, yaşına göre çok başarılısın sen. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Bravo. Yeteneklisin. Yani benim anladığım anlamda yeteneklisin. Sağ olun. Bravo. Derslerde iyi mi? Biraz. Bak. Ya bazıları yalan söyler iyi diye ama ben fazla iyi değilim onu söyleyeyim. Yani yalan konuşmayayım. Doğukan kaç yaşındasın? 12 yaşındayım. 12. Hmm. Kimle geldin buraya? Babamla geldim. Heyecanlı mı baban? Evet. Yolda ne konuştunuz buraya gelirken? Ben şey, ne yapacağımızı, siz ne sorarsanız ben ne cevap vereceğim falan. Baban mı çalıştırdı seni? Evet. Ne dedi? Sana ne tavsiyede bulundu yani? Ne söylemeni söyledi? Bana bu ritimleri yap, bu şarkıları yap dedi. Ben de bazılarını yapabildim. Bazıları zor geldi bana. Sorulara cevap vermen için falan da yardımcı oldu mu? Evet. Bir tanesine yardımcı oldu sadece. Ne hangi soruyu? Şey, ikinci tura geçersen ne yapacaksın diye. Hemen orada darbukayı mı söyle dedi? Yok, ben zaten darbuka planlıyordum ikinci tura geçerken. Sen bunu oldu. Yine söyle dedi. Yani utanma dedi. Peki, geçersin mi dedi, geçemezsin mi dedi sana, ne dedi? Geçersin dedi. Ali Taran'a dikkat et falan dedi mi? Hayır. Ben sizin evet diyeceğinizi biliyorum çünkü beni beğeneceğinizi biliyorum. Hülya Hanım'ın da evet diyeceğini biliyor musun? Evet. Acun Bey'in? Evet. Ben kendimce evet yani. Hepsini biliyormuş. Peki. Bu kadar zekisin dersen niye o kadar iyi değil? Fazla önem veremiyorum. Neye? Neye önem veriyorsun? Hani ders performansım biraz iyi sadece. Oylama geçelim Ali abi. Ben evet diyorum. Evet diyorum. Ben de evet diyorum. Üç evetle oluyorsun. Anneme selam yolluyorum. It's the infamous mom. MOVP can't be touched, nigga, can't you see? You man, cause me, I'm gonna do my thing. You know I do my thing. California. Üçünüz de aynı giyinmişsiniz. Yeteneksizsinize gelmişsiniz. Evet, geldik. Dans yapacağız bakalım. Onu anladım. Nasıl bir tarz? Ne tür bir dans? Tektonik. Tektonik dans yapacağız. Güzel bir dans. Peki, İzlemizi tamam. İzlemizi tavsiye ederim. O zaman başarılar diliyorum size. Teşekkürler. Tamam mı? Hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyorum sizi. Ben Yunus Emre Şener. Mustafa Karaduman. Yiğit Yazıcı. Tamam. Ne yapacaksınız? Nereden geliyorsunuz? Dans. Başakşehir'den geliyoruz. Ne dansı? Tektonik ağırlıklı bir dans. İyi misiniz dansta? Vallahi kendimize göre bir şeyler yapıyoruz amatörce. Hadi bekliyoruz, heyecanlıyız. Sağ olun.
Teşekkürler. Oylama geçeyim Ali abi. Ben... Ben özellikle bu arkadaşı, bu tektonik denen dansı tabii ki bilmiyorum ama sanki onu çok iyi yapıyor, çok yetenekli gibi geldi. Bir de uyum olarak da baktığım zaman kötü görmedim. Onun için ben evet diyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Hülya'dan önce ben cevabımı vereyim, Hülya'ya kalsın. Ben hayır diyorum çocuklar. Sağ olun. Şu hareketlerle sadece ne çıkar sonrası onu tabii kestiremiyorum açıkçası. Ya bizim sonraki tur için var hareketlerimiz. Mutlaka hatta vardır. Olmaması çok zaten. Çok değişik hareketler var ya. Peki ben de size bir şans tanıyayım. Evet diyeyim. Çok teşekkürler. Sağ olun. İki evetle uğurluyoruz. Tebrikler. Çok sağ olun. Teşekkürler. Ama işiniz zor söyleyeyim ona göre hazırlanın. Tamam. Çok iyi hazırlandım. Emine. Efendim. Hip hop. Oriental. Oriental yapacaksın. Evet. Hiç, ama oriental kıyafeti yok üstünde. Daha böyle hani şıngır şıngır olmaz mı kıyafetler? Sürpriz. Sürpriz şov olacak. Evet. O yüzden merak ettim. Demek ki bir yerlerden geliyor sesler ama sahnede çıkacak ortaya o zaman. Evet. İyi, peki. Çok güzelsin. Teşekkür ederim siz de öyle. Teşekkür ederim.
Hoş geldin. Hoş bulduk. Tanıyalım seni. Ben Emine. Nereden geliyorsun? Almanya'nın Nürnberg'den. Vallahi Athena'dan sonra vücudunun her yerini böyle titreten ve oynatan gördüğüm üçüncü kişisin açıkçası. Bir de galiba Didem mi var? Evet. Didem değil mi? Siz üçünüz birbirinize çok benziyorsunuz dans olarak. Bilmiyorum, her deneyen böyle titretebilir mi vücudunu? Açıkçası onu bilmiyorum ama... İçten gelmesi. Bunun bir yetenek olduğunu düşünüyorum. İçten gelmesi lazım. Tabii ben bunu küçüklükten beri yapıyorum ama bu kadarını da yapamıyordum tabii. Yapa yapa öğrendim. Yapa yapa. Ama biraz heyecanlıydım. Daha çok göstermek istedim de bir an başım döndü. Zor şey yaptım heyecandan, kusura bakmayın. Tamam. Ali abi oylama geçelim. Ben hayır diyorum. Farklı şeyler görebileceğimizi tahmin ediyorum. Onun için evet diyorum. Teşekkür ederim. Sana şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Bu şekilde tek başına bu yarışmada bana göre bir şansın yok. Yani tek başına bu yarışmayı kazanamazsın. Ben bir tek oryantal dans etmiyorum. Biliyorum ben zaten şimdi bak bir bayan olarak dansta gördüğüm en yetenekli insanlardan birisin. Yarı finalde ne yap et? Bir koreografiyle gel. Yanlarına birilerini koy. O şartla ben de evet diyorum. İki evetle uğurluyorum. Okey. Yıldırım, stand-up yapacaksın. Evet. Ve annenle geçen anılarını daha çok. Küçükken geçirdiğimiz hani anılar. Hani herkes annesini çok sever, herkesin annesinin yeri farklı ama sende de böyle bayağı bir fark var ki annenle ilgili şeyler anlatacaksın gene. Evet, öyle olacak. Gerçi annemin bundan haberi yok. Buraya geldiğinden. Yok, yani televizyonda sürpriz görür artık. Sürpriz olacak ona. Öyle. Zaten sürprizleri seviyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tanıyorum seni. Adım Yıldırım Koz. İstanbul'dan katılıyorum. Stand-up yapacağım. Zor bir kulvar seçtin. Evet. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Buyur. Aslında ben küçükken biraz yaramazdım. Yani aslında bayağı bir yaramazdım ve bundan dolayı da annemle benim bir sevgi üçgenimiz oluştu. Annem, ben ve terlik. Çocukken terlik yemeyeniniz var mı? Eğer yemediyseniz gerçekten çocukluğunuzu yaşamamışsınız. Nereden atacak acaba? Geliyordu uzaktan 36 numara. Tak! Hayır, terliği yediğinde kalmıyor. Arkadan o ilahi ses geliyor. O terliği getir. Hadi sıkıysa getir be. Benim annemin evdeki lakabı Zeyna'ydı. Çok iyi terlik attığı için değil. Terliği fırlatırken çığlık atıyordu. Savaşçı prenses, bir gün ablam dayanamadı, dedi ki, gitti yanına böyle. Anne dedi, sen nasıl böyle iyi terlik atıyorsun? O da gene yalan rüzgarını izliyor, örgü örüyor. Sen de anne ol, sen de atarsın. Ama gerçekten yuvaydık yani. Ya bana atıyor, benden çarpıyor, ablama geliyor, öteki ablama geliyor, yok bu böyle olmayacak. Bir çare bulmamız lazım. Hemen üç kardeş yüksek şurayı kurduk. Tabii ne kadar yükseğiz ya, en uzunumuz 1.20. Dedik arkadaşlar böyle olmayacak. Bizim çete başı zaten büyük ablamdı. Abla ne yapacağız dedim. Arkadaşlar aklıma manyak bir fikir geldi. Anneler günü yaklaşıyor. Evet ne yapalım? Anneme terlik alalım. Abla sen iyi misin? Canım kardeşim. Terlik alacağız ama sünger terlik alacağız. Vuracaksın, ses gelecek, canın yanmayacak. Fırlatacak, isabet edecek, canın acımayacak. Biz ne yapacağız? Oyunculuğumuzu geliştireceğiz. Ya gittik, terliği aldık. Üç kafadan, anne sen terlik aldık. Kadın da şaşırdı.
Allah Allah, en çok kaçtıkları şeyi aldı, giydi, denedi, iyi. Hepimiz için iyi. İlk bir ay rüya gibi geçti. O buraya ben falan acıdı, acıdı diye koşturuyoruz ama ortanca abla bizi bir şekere sattı. Anne, o terlik var ya, acıtmıyor, haberin olsun. Atar terlikleri, gidersin böyle yanına, gelir böyle, alır eline. Sen Hande'yle pazarlık mı yapıyorsun? Çat, çat, çat. Elim acıdı. Terliği alır, devam eder böyle. Hece hece dayağı hatırlayanınız var mı? Sen bu saate kadar neredeydin? Hayır, repertuar biter ama dayak devam eder. He, he, he. Bir gün pazartesi, bu zaten bayanların en fazla temizlik yaptığı gündür, pazartesi günleri. Annem dedi ki, çocuklar siz yatsı ezanına kadar oynayın. Zaten kuzeniniz başınızda. Allah'ım, o günü resmi tatil ilan ettik. Oynuyoruz tabii, o zamanlar da böyle kömürler arka bahçeye yığmışlar. Biz de kömürlerin içine daldık böyle. Akşam yatsı ezanı okundu. Alayımız Mamadou Niang. Simsiyah çıkmışız. Ben böyle zile bastım üç kafadan. Annem kapıyı açtı, sadece altı tane göz parlıyor. Ben bir kadının yüzünün şu şekilde değiştiğini hatırlamam. Sakın o eşiğe basma! Beni aldı havaya. Götürdü banyoya. Üstümde Galatasaray forması vardı. Ben banyoya geldiğinde donlaydım. Beni almış, havada soymuş, renklilerle beyazları ayırmış. Banyoya geldim, soluma bir baktım, ablam var. Yahu siz ne zaman geldiniz? Aynı uçaktaydık ya. Yıkanma teraneleri vardır, bilirsiniz. Şimdi kadın oturur garibim. O zaman nerede şofben, kombi? Oturur böyle, şurada kaynar su, burada soğuk su, plastik tası alır, onu karıştırır, döker böyle. Ah yandım, ah canım oğlum diye döker. Keyfi yerindeyse. Eğer kızdıysa o plastik tas oluyor sana demir tas. Ağırlıklı sıcak su. Yandım, sus, çat. Anne, bu şey ya. İki su bir tas. Kombinasyon bu. İki su, bir tas. O gün de üçümüzü birden yakalıyor, çok sesli. Su, tas, su, tas, su, tas, 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 çık, 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 çık. Ama sözlerimin başında dediğim gibi ben çok yaramazdım. Yani mahalleli bize imza bile toplamaya kalktı. Ondan dolayı öncelikle annemi buradan ellerinden öpüyorum. Ve telif hakkını verdiği için ona teşekkür ediyorum. Ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sen var ya, iyi kurtarmışsın ya. Hayır. Bizim annemiz de sinirlenirdi yani bu derece. Ama biz normal değildik yani. Gerçekten. Hala kızdırırım, acaba formunda mı diye. Böyle terlik böyle bir geliyor böyle. Yaşı 65 ama hala formunda yani. Peki, oylama geçelim Ali abi. Ben hayır diyorum. Ben evet diyorum. Yıldırım, ben şöyle değerlendiriyorum. Bir önceki stand-up yapan arkadaşa gülmüştüm. Ama mizahın insanlara göre değiştiğini düşünüyorum. Herkes aynı zevke sahip olmayabilir. O yüzden senin önünü kesmek istemiyorum. İkinizi beraber yarı finalde görmek istiyorum. Ben de evet. Yeah.
Why so serious? Joker, more like Casanova Hover, cause when I'm on the mic, dude, it's over. They say I'm off the chain, I'm more like off the meter, the leader. I get these girls wet like Aquafina. Now stop, forget all the lies and the rumors. Haters mad cause I'm on they mind like a tumor, for real. Listen to this. Spy on me, baby, you satellite. If you ever see me move through the night, aim gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight. I love the way you fight. Hoş bulduk. Tanıyorum sizi. Cihan Keleş, Kevin Yücel. Ben tercüman ediyorum. Arkadaşım Türkçe bilmiyor. Nerede tanıştınız? Wuppertal'da. Almanya'da yani. Sen Almanya'da yaşayan bir vatandaşımızsın. Evet. O da? Yarı Türk, yarı Alman. Yani babası Türk, annesi Alman ama Türkçe öğrenmedi hiç. Türkçe öğrenmedi. Öğrenmedi. Babasıyla beraber yaşamıyor o zaman. Yaşıyor ama onlar evde Almanca konuşuyor ondan. Ne güzel babaymış bu. Kevin nasılsın? Bilmiyor ki Acun abi. Hiç mi bilmiyor? Ben böyle şey hiç görmedim. Ben Türk babanın çocuğunun hiç Türkçe bilmeni görmedim. Oluyor, Almanya'da oluyor. Merhaba Almanya'da oluyor mu? Mu ya bu çocuk? Merhaba diyemiyor mu? Söyle bakayım. Onu da ben öğrettim yani. Peki sorsana Kevin'e, aile dostları falan hep Alman mıymış? Aile dostları falan Alman mı? Sor bakayım bir. Hep Alman. Hülya nasıl buldun? Ben çok beğendim. Teşekkür ederim. Bir dakika, hayır. Tercüme yasak. Tercüme yapmayacaksın. Tamam mı? Evet, uzun uzun anlatır mısın değerlendirme Hülya? Nasıl buldun? Koreografileri çok uğraşılmış ya da hani düşünülmüş, emek verilmiş anladığım kadarıyla. Ve de özellikle senin güler yüzüne bayıldım. Teşekkür ediyorum. Gözlerinin içi gülüyor resmen. Çok hoşuma gitti. Yani bana çok böyle sıcak geldiler. Ben çok çok beğendim. Bilal'le Uğur gibi değiller bir kere. Hiçbir benzerlikleri yok. Ama o sıcaklığı hissettim. Onlardaki sıcaklığı hissettim açıkçası sizde. Ali abi. Ben de çok iyi buldum fakat bazı figürleri görmemiş kabul edeceğim kendimi.
Ay, Hülya da diyor ki gözlerinin içi gülüyor diyor. Bu çocuğun şan fıstığı gibi gözleri var. İçi hiç görülmüyor ki bak. Gözü var mı yok mu belli değil. Senin gözlerinin içi gülüyor. Peki. Ben de değerlendirmemi yapayım. Bu arkadaşlarımız da Bilal'le buradaki değişikliği yakaladım ama benzer olmayan bir değişiklik var. Evet. O da çok güzel. Hem benzemiyorlar hem de korkunç derecede uyumlu. Yine çok sempatik. Bana göre de iddialı olabilecek bir çift. Evet. Bak Kevin'in suratı değişti, sen ciddi konuşuyorsun diye. Ben şimdi bak onu nasıl korkutacağım bak şimdi. Bence gerçekten... Çok iyiler. Bence de çok iyiler. Bravo. Doğru yaptın. Yani... Evet, evet. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani bunlara hayır falan denmez. Çocuk bitti bak. Yeminle bitti bak. Yeminle bitti. Biz ne yapalım keşke. Ama bu yarışmada böyle bir bizlerin bir şeyler söyleyeceğini falan biliyor mu? O öyle mi geldi? Yani bu kadar detayı biliyor değil mi? Yani geçeceğiz mi geçmeyeceğiz aslında mi? Aslında benim tercüman edeceğimi sanıyor. Tamam. Evet. Üzgünüz ama çok başarılısınız. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet, söyle, sakın. Sakın bak, sen uzakta dur şurada. Şurada. Git, git, git. Kevin. Git. Oraya git, git. Git oraya. Çocuk orada dur. Çocuk şaşırdı kaldı. Dur orada, dur. Tamam. Kevin bin pişman Türkiye'ye geldiğine. Ben dur bir dakika, gıcık iki kelime daha söyleyeceğim şimdi. Problem var, çok. Yani dans problem, o yüzden bence şey yapacağız abi. Evet, oylama geçelim Ali abi. Ben evet diyorum. Yıldız'ı evet diyorum. Ben de evet diyorum, üç evetle uğurluyorum size. Teşekkür ediyoruz. Yolda uzun uzun anlat. Hoşçakal. Hala soruyor, ne oldu diyor. Ne oldu diyor.
Acun Bey, bu uğurlu kazanımlı kıyafetimi değiştirip girebilir miyim? Buyur. İkisinin arasındaki fark neydi? Bu bir ses, iki ses daha kalanlar. Bu şah ney, yedi çeşittir ney çeşitleri. Bu da kız ney, iki ses daha ince akort olarak. Peki sizin üzerine koyduğunuz nedir? Yani herkes böyle çalabiliyor mu, yoksa sizin herkesin yapamadığı bir şey var mıydı? Ya benim burada anlatmak istediğim, yani ben iki senelik kendi başıma bir şeyler yapmaya çalışan birisiyim. Yani iki senelik bu durumda olan varsa buraya çıkabilir diyorum. Hayır, ders almadan mı? Demek ders ki? Almadan, evet. Ders almadan. Ders almadan. Evet. Bu önemli çünkü. Oylama geçelim Ali abi. Ben evet diyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten yetenek olduğunu görüyorum. Eğer tek başına ders almadan yaptıysan ki öyle olduğunu söylüyorsun. O yüzden bu aslında gerçek bir yetenek diye düşünüyorum. Ben çok, de evet diyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de evet diyorum. Seni 3 evetle uğurluyoruz. Merhaba, hoş bulduk. Tanıyalım seni. Adım Berin Koç, İstanbul'dan katılıyorum. Evet. Ve şarkı söyleyeceğim. Peki, söyle bakalım. Tamam. Can you feel me, make if you're looking for devotion, you got to show me love, you got to show me me. Ben hayır diyorum. Ben evet diyorum. Ben de evet diyorum. İki evetle uğurluyorsun. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Bu cello. Evet. Anlatır mısın, tanıtır mısın mesela? Ya cello dört telli bir enstrüman, klasik bir enstrüman. Ama biz bununla daha farklı bir şey yapmayı planladık. Ne yapacaksınız? İki tane parçayı birleştirdik ve kendi repertuarımızı hazırladık. Bu da bizim işte çalacağımız şey. Çalmak zor değil mi? Ya aslında çok zor ama 8 sene çaldığım için o kadar zorlanmıyor. Senin için artık
Çocuk oyuncağı gibi bir şey oldu. Evet, ama arkadaşım da iyisi. O 8 sene çalıyor. Sen piyano çalacaksın bugün, evet, ama. Evet. Beraber işte birleştirdik öyle bir şeyler. Bunlar da notalarınız. Evet. Peki o zaman ben sizi daha fazla burada tutmuyorum. Zaten piyanon da kurulmuş. Evet. Size başarılar diliyorum sahnede. Hoş merhaba. Geldiniz. Hoş bulduk. İsimleriniz? Ben Carla, o da Selin. Ben de Selin. Ne yapacaksınız? Ben violonsel çalacağım, o da piyano çalacak arkadaşım da. Tamam, seyrediyoruz hadi. Ben değerlendirmek için şeyi merak ediyorum. Ne kadardır çalıyorsunuz bu enstrümanları? 7-8 sene çalıyoruz. İkimiz de bu sene konservatuvardan mezun olacağız. 7-8 sene oldu. Ne kadardır birlikte böyle bir şeyde bulunuyorsunuz? Bir ay, 2 hafta. Yani çok kısa bir süre. Bir ay, 2 hafta mı ya da... İki hafta bir ay. Evet. 2 hafta bir ay. Evet. Toplam 6 hafta mı? Yok. Yani 2 hafta arasıyla 4 hafta. 4 ay. 3-4 hafta. Evet. Yani onu artık siz tahmin edin demek istiyorsun. Evet. Anladım. Peki oylamayı Cemal abi. Ben evet diyorum. Ben sizi pırıl pırıl iki genç olarak gördüm. Ama biraz eksik buldum. Ben hayır diyorum. Ben eminim ki iyi bir şey çıkacak gibi geliyor. Onun için evet diyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. İki evet doğruluyoruz. Tebrikler kızlar. Yeteneksizsiniz Türkiye'de ilk turun son programıydı bu akşamki. Bundan sonra yarı finaller başlıyor diyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz efendim.